güzelliği, bu paylaşmayı, bu kardeşliği hayatımızın her alanında korumayı ve muhafaza etmeyi hepimize nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ashabihi ve ehli beytihi ve aleyhim ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Allahü Teala'nın rahmeti, bereketi üzerimize nasip olsun inşallah. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu elin bir azaptan kurtuluş mevsimi olan Ramazan-ı Şerif ayımızın 15. gününü beraberce idrak ediyoruz. İftar yaklaştıkça hepimizi heyecan başlığı gibi Ramazan-ı Şerif'in nihayetiyle beraber de yeni bir Ramazan'a kavuşmanın heyecanını inşallah yaşama niyetine sahip olacağız. Allahü Teala Hazretleri Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an'ın nazil buyurduğunu, orucu bu sayılı günlerde farz kıldığını ve tutmamız gerektiğini bizi beyan ettiği gibi aynı zamanda Allahü Teala'nın kullarına vermiş olduğu nimetleri de yine kullarıyla paylaşmamız gerektiğini de Kur'an-ı Hakim'inde beyan ederek buyurduğu üzere ve mimma razaknahum yunfikun onlara vermiş olduğumuz rızıklardan Allah yolunda infak ederler buyuruyor. Bugün de Ramazan-ı Şerif ayının 15. gününde ve devam başından bu yana devam eden bu ikramlar inşallah sonuna kadar da devam edecek. Her gece bir efendim, kardeşimiz, büyüğümüz, bir hayır sahibi, ikram sahibi bunları üstlenirken bu gecede şu Ramazan-ı Şerif ayının 15. gününün iftarına yaklaşırken bir kardeşimiz ve birkaç kardeşimizin de organizesiyle beraber hepinizin ismini duyduğu ya da yakinen tanıdığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bize anlatan, sahabe-i kiramı bize anlatan, Kur'an-ı Hakim'inde allah Teala onlar hakkında radıyallahu anhum ve radu an, Allah onlardan razıdır, onlarla Allah'tan razı olmuştur diye allah Teala'nın haklarında şahitlik, bulundu, şahitlik ettiği, onları övdüğü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide ashabını, bize yaşadığı hayatın içerisinde hem ekranlardan da hem de birebir camilerde vesaire konferanslarda bizi anlatan ve pazar günü itibariyle Ramazan-ı Şerif ayının 10. gününde rahmet gününde Allah'a uğurladığımız aynı zamanda da kabirdeki ilk gecesinde manfret gecesinde olan muhterem Ömer Döngöloğlu Hoca Efendi'nin ruhuna ithafen bu gece ikram yapılacak. Allah Teala muhterem hocamıza rahmet eylesin. Kabri nur olsun, makamı ali olsun, derecesi de ali olsun. Onun adına her birerlerimiz hem ikramdan istifade ederken hem bir cümle büyüklerimize hem de ahirete uğurladığımız ehli iman göçmüşlerimize hem de civarlarında bulunduğumuz Ehli zevati Keram'ın hemen ardımızda bulunan Yusuf-u Sümbülüs Sinan Hazretleri hemen Hazire'de methum bulunan Hatta Hafız Osman Efendi ve bu civarda metum bulunan ehli iman ve ehli İslam olmak üzere hem de muhterem hocamızın ruhuna inşallah bunun nihayetinde üç ihlas-ı şerif bir de birer fatiha ruhlarına hediye edeceğiz. Allah geçmişimize vefalı kılsın, geleceğimize karşı da örnek olabilmeyi yetiştireceğimiz nesillere de güzel örnekler olmayı Rabbim hepimize nasip buyursun. Allah sizin de bizim de neslimizden, zürriyetimizden, camide imam olacak, minareden Allah'ın ezanını insanlara okuyarak davet edecek, kürsüde hatip olacak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izini sürerek ömür tüketecek, nihayetinde allah Teala tarafından ben de sizden razı olduğum iltifatına mazhar olacak nesil yetiştirmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak geride kalanlara sabır versin. Allah yaşayan değerlerin kıymetini bilmeyi her bir ellerimize nasip ederek elimizdeki nimetlere de şükredebilme bahtiyarlığını Allahü Teala hepimize nasip eylesin. Bu vesileyle muhterem Ömer Döngeroğlu hocamızı Allah Teala sahabe-i kerama, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve bir ömür dilinde ayırmadığı Hazreti Hamza'ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli eşi, sadık arkadaşı Hatice Türkübra annelerimize annelerimize Allahu Teala komşu eylesin. Onlarla beraber olacak bir hayatı Allah kendisine lütf eylesin ve ikram eylesin. Şimdi hep beraberce duamızı yapmak üzere buyurun. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil a'la'l vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ves selam ''Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve evladihi ve ashabi ve ehli beytihi ve aleyhim ecma'in.'' ''Ya Erhamel Rahimin, Ya Erhamel Rahimin, Ya Erhamel Rahimine, Ya Rabbel Alemin.'' Günahsız, tertemiz kardeşlerimizin daha günaha bulaşmadan tertemiz ağızlarla tilavet ettikleri Kur'an-ı Kerim'i yüce katına arz ediyoruz, kabul eyle. Yapılan hayır ve hasenatları kabul eyle. İkramları kabul eyle tilavetlerden hasıl olan ecir ve sevabı, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bir cümle peygamber efendilerimizin ve bir cümle sahabe-i kiram arkadaşlarının ehli beytinin ervahına ayrı ayrı hediye ediyoruz ikram ile. Şehri İstanbul'umuzda metun bulunan Yuşa Aleyhisselam'ın Halid İbni Zeyd Ebu Ayyub El Ensari Hazretlerinin ve bir cümle sahabe-i kiram arkadaşlarının ehli beytinin de hediye ediyoruz sen ikram ile. Bu şehri fethederek bizlere emanet bırakan Sultan Fatih Hazretleri'nin, hocalarının, fetih şehitlerinin ve bir cümle şühedanın, ulemanın, hamele-i Kur'an'ın, aziz şehitlerimiz, merhum gazilerimiz, ecdadımızın ervah-ı tayyibelerine ayrı ayrı hediye ediyoruz sen ikram ile ya Rabbi. Huzuru devletlerinde bulunduğumuz Ehli i beytten zevati kiramın, Yusuf-u Sümbülü Sinan Hazretleri'nin, Hatta Hafız Osman Efendi'nin ve civarında metfum ehli iman, ehli İslam, ehli tevhidin ervahına ayrı ayrı hediye ediyoruz sen ikram ya Rabbi. Hasreten Ramazan-ı Şerif ayından ilk gününden bugüne kadar ve bundan sonra da kardeşleriyle, Müslüman kardeşleriyle Allah'ın vermiş olduğu nimetleri paylaşan, kardeşlik duygusunu hatırlayan, kardeşlerini yalnızlığa terk etmeyen, İkram sahiplerinden ahirete göçmüş olan ehli imanın da ruhlarına hediye ediyoruz sen ikram eyle. Hususiyetle ya Rabbi bugün adına bu programın tertip edildiği Allah Resulünün aşığı, sahabe ikramı bizlere anlatan, daha ziyade tanımamıza sebep olan Hazreti Hamzaların aşığı, Hatice annelerimize manevi hizmet olmak üzere çalışmış, gayret etmiş Ömer Döngeloğlu hocamızın da ruhuna hediye ediyoruz ikram ile. Ruhunu şad eyle. Makamını cennet eyle. Derecesini âli eyle. Kusurlarını, kusurlarımızı affeyle. Bu vesileyle ölmüşlerimize rahmet eyle. Günahlarımızı bağışla. Dualarımızı fazl-ı kereminle kabul eyle. Amin diyen dillerimizi de nar-ı cehîminden azat eyle. Ya Rabbi hususiyetle ihya vakfımız, ihya gönüllüleri başından bugüne kadar büyük bir heyecanla emek eden, azim gösteren kardeşlerimize kolaylık ve muvaffakiyet nasip eyle. Burada yapılan hizmetleri her türlü gözden nazardan mahfuz ve muhafaza eyle. Daha nice hayırlı hizmetlere imza atmayı, bu hayırlı hizmetlerde öncü olmayı büyük bir çığırın açılmasına vesile eyle ya Rabbi. Allahum Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Ya aziz ya gaffar. Rabbena ufir li ve li validayya ve lil mu'minina yevme yaqumul hisab bi rahmetika ya erhamer rahimin. Dualarımızın kabulüne, hayırların fethine, şerlerin def'ine, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selametine, yeryüzündeki mazlumların, gariplerin, yetimlerin, biçarelerin selametine hususiyetle hepimizin ölmüşlerimizin ervahına, muhterem Ömer Döngöroğlu hocamızın da ruhuna rıza en lillah. El Fatiha.